Yeni bir Muazzam İcatlar bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu programda hepimizi ilgilendiren önemli icatları keşfetmeye devam ediyoruz. Hemen bir soruyla başlamak istiyorum. Sizce küresel dünyamızda en çok neye ihtiyacımız olabilir? Muhtemelen enerji diyeceksiniz ve haklısınız. İşte bu ihtiyacı daha iyi gidermek için özellikle son 10 yılda yeni yeni teknolojiler geliştirildi. Bu sayede artık çeşitli yollardan enerjimizi üretebiliyoruz. İşte bu yöntemlerden bir tanesini keşfetmek üzere bugün yola çıkacağız. Çöpümüzü atmak günlük ev işlerimizden bir tanesidir. Ama eminim ki birçoğumuz bu atıkların toplandıktan sonra nasıl bertaraf edildiğini düşünmüyordur bile. Peki size bu poşetlerin içindekilerin evinize elektrik veya ısı enerjisi olarak geri dönebileceğini söylesem? Evet, doğru duydunuz. İşte bu işlem atık yakma tesislerinde gerçekleşir. Tabii bunun için çöplerin önce çeşitli aşamalardan geçmeleri gerekiyor. İsterseniz bunun perde arkasını hep beraber izlemeye gidelim. Tarihten bugüne kadar insanoğlu yaşamak için tüketti ve tonlarca çöp yeryüzünde bertaraf edilmeye çalışıldı. Bugün günlük hayatta ürettiğimiz çöplerin nasıl tek tek toplanıp yakma tesisine götürülüp enerjiye dönüştüğüne şahit olacağız. Ardından bir uzman eşliğinde tonlarca çöpün bir vinçle büyük fırınlara atıldığını yakından izleyeceğiz. Meydana gelen sıcaklıkla jeneratörler ve türbinlerle ısı enerjisi nasıl elektriğe dönüştüğüne tanık olacağız. Ayrıca bu tarz tesisler olmazsa dünyamız nasıl bir hale gelebilir, onu da gözler önüne sereceğiz. İnsanlar yeryüzünde var olduğundan beri çöp üretirler. Binlerce sene kıyafet ve yemek artıkları herhangi bir yere atılırdı. Atıklar yakılırdı, gömülürdü veya hayvanlara yem olarak verilirdi. Milattan önce 3000'li yıllarda Knossos'ta ilk çöp dağının oluştuğu literatüre geçti. İlk atık bertaraf etme tesisi milattan önce 2000'de Çin'de inşa edildi. Bu tesiste organik atıklar kapalı alanlarda muhafaza edilirdi. Atina'da M.Ö. 500'de atıkların şehirden en az 2 kilometre uzaklığa atılması için bir yasa çıkarılmıştı. Orta Çağ'da ise insanlar atıklarını sokağa atarlardı veya kendi arazilerinde toplarlardı. Bu yüzden birçok şehrin ve kasabanın sokakları çok ağır kokardı. O zamanlar atıkların çoğu organik maddelerden oluştuğu için çöpler kendiliğinden doğaya karışır ve bertaraf olurdu. Avrupa'da 14. yüzyılda kara veba salgını nüfusun 1/3'ünü yok etti. Bu salgından sonra bu tür hastalıkların atıkların bertaraf edilmemesiyle alakalı olduğu düşünüldü. Ancak 18. ve 19. yüzyılda sanayi devrimi gerçekleşip organik olmayan atıkların çoğalmasıyla atık bertaraf yöntemleri giderek önem kazanmaya başladı. 1882'de Robert Koch tüberküloz hastalığını buldu. Bu hastalığın en önemli nedenlerinden birinin temizlik koşullarının yetersizliği olduğu kesinleşti. Bu sebepten dolayı Avrupa'da sistematik şekilde çöplerin toplanması kararlaştırıldı. Dünya nüfusu arttıkça atıklar da çoğalıyor. Bu da daha yeni ve etkileyici teknolojik sistemlerin artması gerektiğini gösteriyor.
yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki son yıllarda dünya çapında çöp yakma kapasitesi yılda 160 milyondan 200 milyona çıktı. Yakın zamanda çöp yakma piyasasının yılda 240 milyon tona çıkması bekleniyor. Özellikle dünyanın büyük şehirlerinde tesislere ihtiyaç duyuluyor, çünkü nüfusun yoğun olduğu yerlerde yüksek miktarda olan çöpü işlemek oldukça zor oluyor. Atıkların enerji kaynakları olarak kullanılmasını sağlayan birçok yeni teknoloji icat edildi. Bu teknolojiler, kuru çöpleri enerjiye dönüştüren basit sistemlerle veya büyük miktarda sanayi atıklarını işleyen yüksek teknolojiyle çalışırlar. Atıkları enerjiye çevirmek için 3 temel metot kullanılır: termokimyasal, biyokimyasal ve fizikokimyasal. Termokimyasal dönüştürmede piroliz denilen bir işlem uygulanır. Piroliz, toplanan çöplerdeki cam ve metallerin ayrıştırılmasından sonra geri kalan organik maddelerin havasız bir ortamda ısıtılarak gaz, sıvı yakıt ve kömüre dönüştürülmesi işlemidir. Bu işlemin gerçekleştiği fırınlar aşındırıcı gazlara dayanıklı bir yapıya sahiptir. Biyokimyasal dönüştürme, anaerobik çürüme ve fermentasyondan oluşur. Bu metot özellikle çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilen maddeler ve nemli atıkları içerir. Anaerobik çürüme, ıslak ve organik atıklarda kullanılan güvenilir bir işlemdir. Çeşitli kaynaklardan organik atıklar bir arada yüksek derecede kontrol altında tutularak, oksijen içermeyen bir ortamda gübrelenerek biyogaz haline getirilir. Bu enerji kaynağıyla elektrik ve ısı enerjisi üretilir. Aynı zamanda anaerobik çürüme sonucunda geriye kalan kalıntı, toprak bakımına yararlı bir madde olarak kullanılır. Fizikokimyasal, katı atıkların fiziksel ve kimyasal zararlarını azaltan bir işlemdir. Bu işlemde katı atıkların içinden yakılmayan parçacıklar ayrıştırılır ve ardından geri kalan atıklar kurutulur. Kurutulduktan sonra yakıt peletlerine dönüştürülür. Yakıt peletleri ısı gerektiren tüm alanlarda kullanılır. Kömürle oduna oranla daha çok avantajları vardır. Çünkü daha temizdir, üstelik zararlı maddeler içermez, ayrıca ekonomiktir. Çöp toplama ekipleri günün ilk saatleri itibariyle hepimize fayda sağlayacak bir görev için iş başında olurlar. Her sabah saat 6 ile 15.30 arası belirli aralıklarla çöpleri toplarlar. Bu ekipler toplamda 900 bin kişinin çöpünü tesise taşırlar. On binlerce haneye ara vermeden enerji yetiştirebilmek kolay bir iş değil. Bunun için bir atık yakma tesisinin yılın her günü ve her saati çalışması şart. Ve her adımın sıkı bir plana göre atılması gerekiyor. Bütün prosedür çöp kamyonlarının tesise varışlarıyla başlar. Çevreden topladıkları atıkların miktarı tesisin giriş kapısında tartılır ve ardından büyük bir depoya boşaltılır. Çöpün depoya boşaltılması dışarıdan gördüğümüz işlemdir. Peki ya içeride tam olarak neler oluyor? Tonlarca çöpün yakılmasıyla ne kadar enerji üretiliyor? Bu işlemin her adımını yakından izlemek için Bay Milke ile buluştum ve bana tesisi gezdirdi. Deponun kontrol odasına gittiğimizde Bay Milke, kamyonlar atıkları boşaltıldıktan sonra
İlk olarak içinden iri ve geri dönüşüm için kullanılabilen parçaların ayrıştırılması gerektiğini, çünkü çöpü yakan fırınların bu parçaları yakabilecek sıcaklığa ulaşmadığını belirtti. Bu deponun maksimum kapasitesi 3000 tondur ve içinde kocaman vinçler vardır. Bunların her biri ikişer ton çöp toplarlar ve bir huninin içine atarlar. Şimdi bunun perde arkasını izlemeye gideceğim. Burada mıydınız Bay Milke? Ben içeri girmeye hazırım. Tamam. Ancak içeri girmeden koruyucu kıyafeti giymelisin. Ve toza karşı bir maske takmalısın. Bir şey sorabilir miyim? İçerisi çok fazla kokar mı? Bundan emin olabilirsin. Sonuçta her taraf çöp. Çöp alanı o kadar tozlu ki, maske takmama rağmen tozu hissetmemek elde değil. Burada binlerce ton atık her gün yenilenebilir enerjiye çevriliyor. Peki bu kadar atığın bertaraf edilmediğini düşünecek olursak? Illinois Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, çöp yakma tesisleri ve alternatif bertaraf yöntemleri, gelecekte geliştirilmediği takdirde dünyamız büyük bir tehlikeye girer. Günümüzde atıklarımızın birçoğu çöp alanlarında birikiyor. Bunun önlemi alınmadığı takdirde çöplerden çıkan zehirli maddelerin birikmesi ve havaya karışmasıyla ciğerlerimiz ciddi anlamda zarar görebilir. Ayrıca kış aylarında yağan yağmurlar, çöp alanlarından sızarak zehirli maddelerin toprağa geçmesine neden oluyor. Toprağa geçen bu zehirli maddeler, yeraltı sularına karışarak kirlenmesine sebep oluyor. Şunu da unutmamak gerekiyor, çöpler bertaraf edilmezse, dünyadaki bütün okyanuslar çöplerle dolup, su üretimini ve tüketimini olumsuz şekilde etkiler. Önemli noktalardan bir tanesi şu ki, atıklar öğütülmediği takdirde birçok gerekli ürünü üretemez hale geliriz. Çünkü üretilmesi için lazım olan kaynaklar da giderek azalır. Bu da birçok ürünün ciddi pahalılaşmasına neden olur. Atıkların hepsi çöp alanlarında toplanırsa eğer, salınan sera gazının miktarı da ciddi anlamda artar ve bu da doğaya büyük zarar verir. Ozon tabakası doğayı ve canlıları güneşin zararlı mor ötesi ışınlarından koruduğunu biliyoruz. Biriken çöplerin saldığı gazlar ozon tabakasına yükselir ve daha da incelmesine neden olur. Ozon tabakasının koruyucu özelliği azalır. Diğer bir önemli nokta ise çöplere atılan piller. Bunların içindeki kimyasal maddeler toprağa ve suya karışarak bizlere zehir olarak geri dönüyor. Kısacası atıkları bertaraf edip enerjiye dönüştürmezsek ekosistemimiz ciddi anlamda sarsılır. Bu alanı gezerken bir kez daha anladım ki, gelecek nesle temiz bir dünya bırakılabilir. Tabii ki böyle tesislerin artmasıyla. İyi ki bu muazzam icatlar var ve iyi ki bu kadar atık enerjiye çevrilip evlerimize ulaşıyor. Boşaltılan atıklar artık çöp yakma fırınlarına girmek için hazır. Esas önemli noktaya şimdi geçiyoruz. Fırınların sıcaklığı yakılan maddelere göre 900 ile 1200 derece arasında olur. Bazı zehirli kimyasal maddeler ve başka zararlı atıklar da bu tesiste yok edilir. Örneğin tıbbi atıkların içerdikleri zarar verici toksinlerin tamamen yok edilmesi için mutlaka yüksek derecede yakılmaları gerekiyor. Yakma sonucu ortaya çıkan emisyonların yetkili kuruluşlar tarafından doğaya hiçbir zarar vermediklerine dair belgelenmesi şarttır. Bu belge alındığı takdirde sıcaklıkla enerji üretme hakkı kazanılır.
atıklar yaklaşık 1200 derece sıcaklıkta tam 45 dakika boyunca yakılır. Nadir durumlarda başka yakıta ihtiyaç olmuyor. Bazı maddeler aşırı nemli olduğu takdirde gaz memesi kullanılarak daha rahat bir şekilde yakılması sağlanır. Ortaya çıkan sıcaklıkla buhar enerjisi üretilir. Ardından çıkan buhar enerjisiyle türbin jeneratörü elektrik üretir ve yanı sıra ısınma sistemlerinde de kullanılır. Kalan yakılmış çöplerin külleri büyük bir havuza düşer ve orada muhafaza edilir. Suyla soğutulduğu için maddelerden buhar çıkar. Bu noktada elektromanyetik bir vinçle geri dönüşüm için kullanılan metal parçalar toplanır. Çöp yakıldıktan sonra %90 oranında hacmi küçülür, ancak bu çöpün tümünün yok edildiği anlamına gelmez. Burada toplanan külün de ayrıyeten atılması gerek. Yine de çöpün miktarının bu kadar azaltılması bile fazlasıyla avantajlı. Aksi takdirde bütün bu atıklar çöp alanında toplanacaktı. Yakılarak ortaya çıkan enerjinin nasıl evlerimize ısı veya elektrik olarak döndüğünü gelin hep beraber öğrenelim. Çöp yakma işlemi esnasında ortaya çıkan 850 derecelik ısı enerjisi gazla beraber buhar türbinine nakledilir. Burada gazla su birbirinden ayrılır. Gaz, gaz yıkama adında olan bir prosedürle temizlenirken, su ise bulunduğu türbinin içinde ısınır ve buharlaşır. İşte bu aşamada tesisin jeneratörleri buhardan elektrik ve ısı enerjisi üretmeye başlar. Bu tür jeneratörler en fazla 10 megawatt üretebilme kapasitesine sahiptir. Ortaya çıkan enerji elektrik şebekesine aktarılır ve oradan direktmen tüketicilerin evlerine dağılır. Bu buhardan 10 bin haneye yetecek kadar enerji çıkar. Ayrıca daha fazla enerji üretebilen tesisler de vardır. Diğer bir önemli kısma geçecek olursak, çöplerin yakılması esnasında meydana çıkan gazlar tesisten olduğu gibi atmosfere salınırsa eğer ciddi zararlara yol açabilir. İşte bu zararları ortadan kaldırmak için gaz yıkama işlemi mutlaka yapılmalıdır. Bu tarz çöp yakma tesislerinde gaz yıkama işlemi iki aşamadan oluşur. Bunlar,
kuru ve ıslak gaz yıkama işlemleridir. Kuru gaz yıkama esnasında kuru gaz yıkama makinesi en küçük parçacıkları gazdan ayrıştırır ve daha saf bir hale getirir. Ardından bu saflaştırılmış gaz ıslak gaz yıkama prosedürüne geçer. Bu işlem de başka bir makinede yapılır. Bu aşamada ise kimyasal bir prosedür uygulanarak gazın içinden tuz ayrıştırılır. Bundan sonra son bir işlem daha yapılır. Azot oksit giderme ünitesinde gazın içinden zehirli maddeler yok edilir. Bu sayede gaz tamamen zararsız bir halde tesisin bacasından havaya salınır. Birçok ülkede çöp yakma sistemleri bulunmaktadır. Enerji kaynaklarımızın %5'i veya %10'u bundan oluşursa, çevreyi önemli ölçüde katkı sağlamış oluruz. Şunu önemli belirtmek gerekir ki, bu sistemin devamlılığının olması için her bireyin katkıda bulunması şarttır. Büyüklükte olan bir tesis ortalama 75 bin megawatt elektrik üretir. Bunun 30 bin megawattı fabrikanın kendi enerji ihtiyacı için kullanılır. Geri kalan 45 bin megawattı ise direktmen bölgenin hanelerine dağıtılır. Bu büyüklükteki tesisler toplam 38 bin insana yetecek kadar elektrik üretir. Gelen çöplerin %50'si yenilenebilir enerjiye dönüştürülür ve böylece yakılan çöplerin karbondioksit salınımı daha az olur. Çöp tesislerinin nasıl sistemle çalıştıklarını ve neden bu kadar önem taşıdıklarını öğrendik. Peki atık yakma ve enerji üretme sisteminde gelecekte bizleri neler bekliyor? Çöp yakmanın yanı sıra farklı yöntemler de vardı ve hala da var. Örneğin pirolizle gaz haline getirilmesi. Ancak bunlar bugüne dek pek yaygınlaşmadı. Dolayısıyla genel olarak yakma sistemlerinde büyük değişimler olacağını sanmıyorum. Ama mevcut yöntemlerin daha da geliştirilip tesislerin daha çok enerji üreteceklerine ve genel anlamda enerji üretiminin daha verimli olacağına inanıyorum. Dünya çapında kaç kişi bu sistemin faydalarından yararlanabilir ve özellikle hangi ülkelerde bu metot yaygındır? Ayrıca çevre duyarlılığının yaşla bir bağlantısı var mıdır? Yani çevre koruma konusunda gençler mi yoksa ileri yaş grupları mı daha duyarlıdır? Tesisler ilk etapta elektrik ve merkezi ısıtma konusuna odaklanırlar. Güney Avrupa ülkelerine göre Kuzey Avrupa ülkeleri merkezi ısıtma için üretilen enerjiden haliyle daha önemli ölçüde faydalanırlar. İstatistikler şunu gösteriyor ki çevre koruma konusunda toplumun 50 yaş ve üzerinde olan insanlar daha çok özen gösteriyor. Gençler grubunda yani 25 yaş ve altında olanlar bu konu hakkında daha az bilgiye sahipler ve bu yüzden kendilerini çevre koruma konusunda sorumlu hissetmiyorlar. Bence bu genç nesli bu konular hakkında daha iyi bilgilendirmeliyiz.
Çöpten enerjiye dönüşüm, çöpün yakılmasıyla gerçekleşir. Etkili bir şekilde enerji üretimini sağlamanın yanı sıra, tekrardan enerji kazandıran bir yöntemdir. Atıkların çöplüklerde toplanmasının daha yararlı bir alternatifidir. Dünyada faydalı bu metot muazzam bir icattır. Atık yatma tesisleri sadece elektrik ve ısı enerjisi ürettikleri için avantajlı değildir. Yeni enerji üretim yöntemleri aynı zamanda çevrenin korunması için de büyük bir önem taşıyor. Ve bunun bilincinde olmak gelecekte de önemli bir konu olmaya devam edecek. Haftaya yeni bir muazzam icatla tekrar karşınızda olmak dileğiyle, hoşça kalın.